Merhaba sevgili arkadaşlar, Canım Anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz rındırı anlatacağım sizlere. Daha önceki videolarımızda şu şekilde bir supla örmüştüm. Şimdi hem sofra düzenine uygun hem de masa boyutlarına uygun olarak birlikte kullanılabilecek şekilde bir rınır hazırladım. Motiflerimi, yani şuradaki 3 motiften oluşuyor gördüğünüz gibi, bu motiflerimi suplanım modelinden küçülterek yaptım arkadaşlar. Küçültme sebebim ise masa boyutuna uygun olması ve aynı anda kullanılabilir olması. Tam bir sofra takımı hazırlamış olduk arkadaşlar sizlerle birlikte. Anlatımımıza geçmeden önce hala eğer abone değilseniz kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Bildirim seslerini açarak da hem yeni yayınlanan videolarımızdan hem de canlı yayınlarımızdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca örgülerimiz hakkındaki yorumlarınızı da mutlaka videolarımızın yorumlar kısmında bekliyor olacağız. Şimdi anlatımımıza geçelim. Şu şekilde bir supla hazırlamıştım daha önceki videolarımızda arkadaşlar, hatırlayacaksınız. Şimdi de yine bununla birlikte sofra takımı olarak kullanabileceğimiz bir runner hazırlayacağım. Bu motifi biraz küçülteceğim ve sanıyorum 3 tane bu şekilde parça öreceğim. Dediğim gibi biraz daha küçülteceğim aynı modeli. Şimdi dediğim gibi bununla birlikte, yani bu suplalarla birlikte sofra takımı olarak kullanabileceğiz arkadaşlar. Şöyle bir ipim vardı, daha önceki videomda da söylemiştim. İpim lase ip, 2 kat olarak kullanıyorum. Şöyle bunu kenara çekelim ve örmeye başlayalım. Başlangıç ilmeğinden sonra 8 tane zincir çekiyorum. İlk zincirime battım, ilmeğimi çıkardım ve tığımdaki ilmekten geçirdim. İlk sıramız için 12 tane sık iğne oluşturacağız arkadaşlar, halkamızın içine. Başlangıçta bıraktığımız ipi de bu sık iğnenin arasında yürüterek kaybedebiliriz. İkinci trabzanımı yaptıktan sonra, pardon, sık iğnemi ilk sık iğnenin tepesinden batıyorum ve şu şekilde çıkardım ilmeğimi, tığımdaki ilmekten ilmeğimi uzattım, şöyle çevirdim ve bir üçlü trabzan, pardon, ikili trabzan oluşturdum. Tekrar aynı noktaya bir ikili trabzan daha. Şimdi her sık iğnenin tepesine 2 kez batıyorum ve ikinci sıramızda 24 tane ikili trabzanım olacak şekilde örgüme devam ediyorum arkadaşlar. İkinci sıranın sonunda 24 tane ikili trabzanım olacak, tam bir yuvarlak elde etmiş olacağım. Sırayı tamamladıktan sonra ilk yapmış olduğumuz trabzanın tepesinden şöyle, şu şekilde iki ilmeğin tam karşısına geçip ilmeği çıkardım ve tığımdan çıkardım, tığımdaki ilmekten tam bir bütünlük sağlamış oldum. Şurada küçücük bir ipim kalmış arkadaşlar, arada yürüttüğüm ipten. Bunu da şöyle keserek görüntüyü düzgünleştirebilirim. Aynı şekilde ilmeğimi uzattım. Şöyle parmağımla tutup tığımı geri çeviriyorum ve ilk trabzandan ilmeğimi çıkardım ve ilk ikili trabzanımı yaptım. Yanındaki trabzanın tepesinden ikinci trabzanımı yaptıktan sonra 2 zincir çektim ve bir yanındaki trabzana geçtim. Her trabzana birer kez batıyoruz 3. sıramızda ve 2 tane yan yana yaptıktan sonra trabzanımızı 2 zincir çekiyoruz. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi suplaların küçük versiyonunu hazırlayacağız. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz. Trabzanlarımızı tamamladıktan sonra son olarak yine 2 zincir çektik arkadaşlar. Yine 2 katına batıyorum ilk trabzanımın, şöyle ilmek kaydırmayla bir üst sıraya geçtim. Tekrar ilmeğimi uzattım ve aynı noktadan bir ilmek çıkarıp şöyle trabzanımı oluşturdum. Trabzanların üzerine batıyoruz. Bu sıramızda üçer zincir çekeceğiz. İkili trabzanlarımızın arasına ikişer tane trabzan yapıyoruz bildiğiniz gibi. Sıra genişlediği için görüntünün daha düzgün olması adına birer zincir çoğaltıyoruz. Ve bu sırada da üçer zincirle tamamlıyoruz. Sırayı tamamladık. Yine aynı şekilde bütünledik sırayı. Yanındaki trabzandan şöyle ilmeği çıkardım, tığımdan geçirdim. Tekrar boşluktan, pardon, ilmeği çıkarıp tığımdan geçirdim ve aynı şekilde burada bir trabzan oluşturuyorum arkadaşlar. İlk yuvanın içinden daha sonra ikinci trabzanımı oluşturuyorum. 1 2 3 zincir çekip tekrardan 2 tane trabzan oluşturuyorum. Görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. Hiç zincir çekmeden diğer yuvaya geçiyoruz. Tekrar 2 tane ikili trabzan, 3 zincir, tekrar 2 tane ikili trabzan. Hiç zincir çekmeden diğer yuvaya. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Sırayı tamamladık. Hiç zincir çekmeden ilk trabzanımızın tepesinden yine sırayı şöyle bütünledik arkadaşlar. Orta noktaya geçmemiz gerekiyor. Şuradaki yuvaya. O yüzden buradan ilmeğimi aldım. Tığımdaki ilmekten geçirdim. Aynı şekilde boşluktan ilmeğimi aldım. Tığımdan geçirdim. Bu şekilde buraya geçtikten sonra 3 tane trabzan yapıyorum. Ya da 4 tane de zincir çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yine örgünüzün durumuna göre karar verebilirsiniz buna. Alt sıraya göre birer trabzan çoğaltmış olduk şimdi. Hemen şöyle tekrardan bir göstermek istiyorum. Bakın burada 2 sıramız vardı. Biz burada azalttık. Buradaki sırayı şu ilk arada birer zincirli sıramız vardı. Buraya attık, buraya attık. Buradan da bir sıra attık derken şimdi şu kısımdayız arkadaşlar. Dediğim gibi bu motifin daha küçüğünü oluşturuyoruz. Şimdi burada yine alt sıranın aynısını yapıyoruz. Sağdaki modelimiz bitti. Soldakine geçerken hiç zincir çekmeden bir diğer yuvaya geçip 3 tane ikili trabzan, 4 zincir ve tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Bir üst sıraya geçtiğimizde yine aynı şekilde örgümüz ilerleyecek ama 4 tane trabzan yapacağız, ardından zincirimizi çekeceğiz ve tekrar 4 tane trabzan yapacağız arkadaşlar. Yani bir sıra daha büyürken aynı işlemi genişleterek devam edeceğiz. Şimdi bu sırayı da ben tamamladıktan sonra diğer sıranın da sonunda göstereceğim nasıl yapıldığını. Yine birlikte devam edeceğiz. Sıramızı tamamladık arkadaşlar. Bakın bir sıra daha ördüm. En son şu sırada bırakmıştık 3 trabzan, zincir ve 3 trabzan şeklinde. Bir sıra daha ördüm. 4 trabzan, 3 ya da 4 zincir, yine örgünüze bağlı. 4 trabzan daha. Bu şekilde sıramızı bitirdik ve kenar sıramıza geçmeden önce şöyle bağlantımızı yapıyoruz. Sıramızı tamamladık. Şöyle yine ilmek kaydırmayla şu tam ortalık kısma geldim. Burada 2 tane trabzan oluşturacağım. alttaki 4 trabzanın sadece ikisinin üzerine. Şu şekilde. Boşlukta 5 tane trabzan oluşturacağım. Daha sonra tekrar 2 trabzanın tepesine toplamda 9 tane trabzanım oldu. Bakın şöyle. Şu kenardaki sırayı yapıyoruz arkadaşlar. Tekrardan tığımıza ipimizi sardık. Hiç zincir çekmeden bakın şu orta kısma 5 tane trabzan yapacağız. Buradan geriye doğru 2 saydım. 1 2 tane trabzanların üzerine. 1 2 3 4 5 tane boşluğa tekrar da 2 tane trabzanların üzerine bu şekilde kenar kısmını da tamamlayacağız arkadaşlar. Hemen bir tane daha göstermek istiyorum. Daha sonrasını videomu kapatıp devam edeceğim. Şu orta kısımlara örüyoruz 5 tane trabzanı bildiğiniz gibi. Buradan 2 trabzan geriye. İlk trabzanımızı yaptık. İkinci trabzanımızı yaptık. Boşlukta 5 tane trabzan oluşturuyoruz. Ve son olarak yine 2 tane daha trabzanların tepesine. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben videomu kapatıp devam edeceğim. Sonrasını yine birlikte örelim. Parçamızı tamamladık arkadaşlar. Son sırayı da zaten az önce gösterdiğim gibi bitirdikten sonra şimdi ekleme işlemine geçeceğiz. Bunun gibi 2 parça daha ördüm ben. Toplamda 3 parçadan oluşacak. Şu şekilde bir ekleme yaptım. Aslında daha geniş bir ekleme vardı aklımda. Fakat şöyle bir ayarlama yaptım. Masanın kenarlarına supluları koyduğumuzda boş kalan yeri ancak dolduracak şekilde bir boşlukta bu kadar örgü tam manasıyla cuk oturuyor diyebilirim. Şu anda benim kullandığım masada orta boy bir masam var benim. 6 ila 8 kişi oturabiliyor ama dediğim gibi supluların boyu da servis tabaklarını düşünerek ördüğümüz için runner'ını biraz daha küçük tutacağız arkadaşlar. Bu yüzden dar ve uzun bir runner yaptık. Bu yüzden motiflerin boyunu küçültmüş olduk. Şimdi ekleme işlemine geçelim. Şurada gördüğünüz bu 3 tane yuvarlak halkayı öreceğiz. Bunun için başlangıç ilmeği haricinde 7 tane zincir çekiyorum. İlk zincire battım. İlmeğimi çıkardım. Şu şekilde. Bunu biraz itekleyelim. Ve bir halka oluşturdum. İkili trabzan yapmaya başlıyorum. Toplamda bu halkanın içine 20 tane ikili trabzan yapacağım. Beş tane yaptım. 6, 7, 8, 9 ve 10. Bu şekilde biraz sıkıştırdıktan sonra ekleme işlemimize geçeceğiz. Şimdi buradaki motifimizde herhangi bir ekleme işlemi yapılmadığı için herhangi bir noktasından, bakın şuradaki 9 tane trabzanımızın en ortadaki trabzanın tepesinden tığımı geçirdim ve buradaki ilmeği geçirdim. Tığıma ipimi sardım. Tekrar 10 tane trabzan yapıyorum. Trabzanımı da yaptım. Şimdi şöyle 3 tane eklemiş olduğum sıram var, gördüğünüz gibi 3 tane model burada bırakıyorum ve dördüncünün tam ortasından yine tığımı geçirdim, ilmeğimi alıp tekrar geçirdikten sonra ilk yapmış olduğum trabzandan şöyle ekleme işlemini gerçekleştirmiş oldum. Sıkıca bir zincirden sonra ipimi kestim. Yine tüm örgülerimde yaptığım gibi bunu da arka kısımdan böyle saklaya saklaya birkaç kez geçiriyorum ve ardından kesiyorum. Şimdi bu aynı işlemi 2 kez daha tekrarlayacağız arkadaşlar. Ama diğerlerinde bakın bu yuvarlakları birbirine de ekleyeceğiz. Şimdi tekrardan ben aynı şekilde trabzan yapacağım 10 tane. Daha sonrasını birlikte öreceğiz arkadaşlar. 5 tane yaptım arkadaşlar. Yine 7 zincirin içine 5 tane trabzan yaptım. Şöyle çevireceğim örgümü. 5 trabzandan sonra daha önce ekleme yapmış olduğum kısmın bu tarafındaki modelden ilk ekleme işlemimi gerçekleştirdim. Şimdi 5 tane daha yapıyorum. Tabi yine 10 trabzan yaparak da başlayabilirsiniz. Ben farklı farklı yapılabileceğini göstermek adına bu şekilde yaptım. Sanıyorum diğerinde 7 yerine 6 zincir çekmişim ki burası biraz küçük, burası biraz büyük durdu arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Bakın görüntü farklı olduğunda göre de hitap etmeyecektir. Ben şimdi video içerisinde olduğum için bu şekilde yapacağım. Daha sonra düzeltmelerimi yapacağım tabii ki. Sanıyorum bir yanlış çektim bir yerde zinciri. Şimdi 5 tane daha yaptım. İlk önce şu kısımdan, daha sonra buradaki yuvarlaktan, en son olarak da diğer motiften ekleme işlemimi gerçekleştiriyorum. Ve son olarak yine başlangıç noktasından bu şekilde tutturdum. Dediğim gibi bakın ortada mutlaka bir yanlışlık yaptım ki farklı göründüler ikisinin ortası. Hemen şu kısmını göstermek istiyorum bakın. Eşit durduğunda daha güzel bir görüntü olacak. Dediğim gibi sanıyorum bunda 7 yerine 6 çektim. O yüzden bu şekilde, ya da daha sıkı çektiğim zinciri, o yüzden bu şekilde göründü. Şimdi aynı şekilde bir motif daha yapacağız arkadaşlar. Ama öncesinde ben şuradaki motifi bir düzenlemek istiyorum. Yapılışında bir farklılık yok. Sadece zincirde büyük ihtimalle bir yanlışlık yaptım. Bunu düzelttikten sonra diğer motifi de Yine birlikte yapalım. Motifin orta kısmını düzenledikten sonra tekrardan bir motif daha yapmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincir çektim. İlk zincirime batıyorum. Gördüğünüz gibi bir zincir bile ne kadar fark ediyor. Kaldı ki ince ip, kalın ip vesaire ciddi manada fark ediyor arkadaşlar. Bu yüzden her kişinin örgüsü kendine has ve herkes ölçüsünü kendi ayarlamalı bence. Dediğim gibi bir zincir bile ne kadar fark ediyor, görüntüyü kötüleştiriyor. Yine 10 tane trabzan yaptım. Şöyle şu kısımdan başlayacağım eklemeye. Yine tam motifin modelin ortasındaki trabzanın tepesinden ekleme işlemini gerçekleştirdim. Tekrardan 5 trabzan daha. Örmüş olduğum yuvarlak motifin tam orta kısmından yine ekleme işlemini gerçekleştirdikten sonra 5 trabzan daha yapıyorum. Son trabzanımızı da yaptık. Yine diğer motifimizin yine sıradaki modelinin tam ortasından ekleme işlemini gerçekleştirip başlangıç trabzanın tepesinden de birleştiriyoruz ve hem motifimiz hem de örgümüz tamamen bitmiş oluyor. Son olarak yine ipimizi kestikten sonra tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Çok şık bir sofra takımı oldu. Tabi seçeceğiniz ip rengi, sofranızdaki tabakların, örtünüzün vesaire rengiyle uyumlu olursa da tam bir görsel şölen olabilir bu arkadaşlar. Tabi şimdi hafif hafif böyle eğrilikleri var. Ütüden sonra da harika bir görüntü olacağına eminim. Runner'ımızın yapımı bu kadar basit, bu kadar kolay arkadaşlar. Hala abone değilseniz kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan, canlı yayınlarımızdan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı lütfen unutmayın. Modellerimiz hakkındaki yorumlarınızı da mutlaka videolarımızın yorumlar kısmında bekliyor olacağız arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.